Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda hiç yazılım bilgisi olmadan mobil uygulama nasıl yapılır videomuzun ikincisiyle karşınızdayız. Çağdaş, nasıl yapmıştık bu işi daha önce? Şimdi arkadaşlar, goodbarber.com diye bir web sitesi var. Evet. Daha önce birincisinde işlemiştik. Ona da hemen muhtemelen şuradan bir yerden kart koyduk. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aynen. Bu videomuzda yine Goodbarber ile birlikte birincisinden farklı olarak hem evet, bizim webtekno.com'daki içeriklere ulaşabileceğiniz, hem YouTube kanalımızı uygulama üzerinden görebileceğiniz, hı hı, hem de bizim uygulamamızı kullanan ve sizinle aynı lokasyonda bulunan insanlarla sohbet edebileceğiniz 3 yeni özellikle birlikte gireceğiz. Mükemmel. Şimdi buraya girdiğinizde zaten yönlendirmeler başlıyor. Biz hemen başla yapalım. Şimdi bizim uygulamamızda arkadaşlar adını Web Tekno Video koyduk. Tabii ki de geçici olduğu için. Evet. Öncelikle birinci sekmeye gelerek temanızı seçiyorsunuz. Bir sürü tema karşılıyor. Aynen, karşılıyor ve tabii ki de bunları özelleştirebiliyorsunuz. Evet. Biz biraz böyle minimal şeyleri sevdiğimiz için Classic White'i tercih ettik. Tamam. Şimdi geri diyoruz, uygulamamıza zaten uygulanmış halde Classic White teması. İkinci aşamada arkadaşlar bu panel üzerinden menüye gelmeniz gerekiyor. Ben yine Little Swipe'i seçtim. Little tamam. Swipe şey oluyor arkadaşlar, hemen sol üstteki normal mobil menü ikonuna tıkladığınızda yandan ufak bir kayma geliyor. Yandan ufak bir kayma geliyor. Little Swipe'ı da seçtiğimize göre tekrar sonraki adıma geçelim. Header ve body. Tepe taraf ve vücut. Gövde. Gövde. Biz burada uygulamamızın adında bir Web Tekno Video yapalım. Buradan anlık olarak üst tarafta değiştiğini görebiliyoruz. Direkt zaten değişiyor. Ön izleme özelliğinde bu fonksiyonları göremiyorsun. Ha. Ama Goodbarber'ın şöyle bir güzelliği var. E-mailinle kayıt olduğun zaman, hı-hı, 30 günlük deneme süren açılıyor. Onun akabinde sen burada hazırladığın uygulamayı cihazından telefonuna indirip canlı da görebiliyorsun. Mükemmel abi. Dördüncü aşama arkadaşlar, olabildiğince basit. Gördüğünüz gibi içeriğinizi ekleyin kısmı var. Ayarlar kısmına geliyorsun. Sonra burada kaynağı değiştir var. Hı hı. Kaynağı değiştire geliyorsunuz. Buradan biz RSS seçtik. Domaini webtekno.com/rss.xml'dir. Kaydet dediğimiz zaman uygulamanın hızı karşımıza bitiyor. Patır evet, patır siteye eklenen. Gayet kolay. Videoları da arkadaşlar yine sağ tarafta yer alan genel bölümünden videoların içeriğine giriyorsunuz. Buradan da webtekno.com'daki haberleri değil, YouTube'daki videoları çek. Nasıl çekiyoruz bu datayı? Hı-hı. Ayarlar kısmına geliyorsunuz. YouTube'u seçtiğimiz zaman bu sefer kaynağı değiştir demiyoruz. Hı-hı. Onun yerine şuraya kullanıcı adımızı veya kanal kimliğimizi giriyoruz. Webtekno.tv. Artık Web Tekno YouTube kanalındaki içerikler de buraya düşmeye aynen, başlayacak. Zaten şimdi gözümüzde tekrar bir ön izlemeye dönüyoruz. Bakalım ön izlemede nasıl görünüyor. Tamamdır. Yine olabildiğince kişiselleştirebiliyorsunuz. Arka plan rengi, bilgi vesaire vesaireler bilmem neler. Zaten ben eminim bizim takipçilerimiz çok ilgilenecek bu meseleyle. O yüzden muhtemelen yardıracaklardır. Şimdi arkadaşlar geldik uygulamamızın amacının üçüncüsüne. Biz evet, başta ne dedik? Hem içerikleri oku, hem videoları izle, hem de Web Tekno uygulamasını kullananlarla veya sana yakın kullananlarla sohbet et. Evet, chat. Chat'i eklerken arkadaşlar sistem biraz değişiyor. Sol köşedeki artı ikonuna tıkladığınız zaman uygulama içerisinde kullanabileceğiniz eklentileri göreceksiniz. Bu delgi kartı olabilir, sadakat kartı denir, ondan yapabilirsin, indirimi falan filan bir sürü burada özellikler var. Yani chat'in üstüne tıklıyorum. Biz bölümü ekliyoruz. Chat'le birlikte mecbur eklemen gereken şeyler bir login ekranı, giriş ekranı ve insanların grup kurabileceği bir topluluk ekranı. Tamamdır. Uygulama içerisinde chat'i eklediğin zaman sol taraftaki menü şu hale geliyor. Şimdi profil kısmı da bu hale alıyor arkadaşlar. Evet. Yine özelleştirebiliyoruz bu kısmı. Özelleştirebiliyorsunuz ama burada görünmüyor. Yani canlıya aldığınız zaman telefonunuzu indirmeniz aynen, lazım. Aynen, burada böyle görünüyor. Bunun layout'unu belirleyebiliyorsunuz. Hı hı. Chat'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Chat detayları kısmında insanların nasıl bir ekranla sohbet edebileceğini, hı hı, seçebiliyorsunuz. Chat listeleri kısmında ise nasıl görünecek alt altı isimler vesaire. Aynı mantık devam ediyor. Oldukça tamamdır, basit. Şimdi arkadaşlar gelelim lokasyon muhabbetine. Kullanıcılar sekmesine geliyorsun. Otomatik olarak chat'i eklediğinde geliyor zaten. Tamam. Kullanıcılar sekmesinde şu haritayı yerim işaretine dokunduğunda muhtemelen ön izleme olduğu için aktif olarak görmüyoruz. Burada sana yakın olan insanlarla, hı-hı, iletişime geçebiliyorsun. Aynen. Şimdi bu chat özelliği, lokasyon özelliği nasıl kullanabiliriz? Mesela ben bir kafe açtım abi. Aç abi. Değişik bir kafe. Konsept açtım. Konsept kafe. Tamam. 90'lar konsepti var. Eyvallah. Kafede. 90'ları seven insanlar orada buluştu ve bu özellik sayesinde lokasyon üzerinden birbirleriyle muhabbet etmeye başladılar.
Aynen. Ama diyelim ben sana salça oluyorum, sürekli rahatsız ediyorum seni. Uygulamadan beni buldun. Çağdaş beni bloke edebiliyor arkadaşlar, engelleyebiliyor. Artı sohbet özelliğini aktif ederseniz bu fonksiyonu zaten. Yani sen benim sohbet etmek istemiyorsan kapatırsın sohbet özelliğini, sıkıntı kalmaz. Benim bahsetmek istediğim bir özellik daha var abi. Ben o zaman hemen pluginlere gireyim, bu ekran kalsın. Beacons özelliği. Beacons'ı bilenler vardır arkadaşlar. Mesela diyelim ki ben yine bir girişimciyim, bir mağaza açtım, tamam mı? Diyelim büyük bir AVM'nin içinde benim mağazam var. Oraya diyorum ki bu AVM'nin içine giren insanların telefonuna bildirim gitsin. Aynen. Tamam, bu bence bir kullanıcı için, bir mağaza sahibi için mükemmel bir özellik. Beni şaşırtır. Direkt o AVM'nin içine o mağazaya gidip bildirim varsa ilgimi çeken hiç boşu boşuna da dolaşmıyor. Mesela ben olsam şöyle bildirim atarım. Kapıdan girdiğini gördük. Aynen. İndirim var, gel. Gel. Alanın elinde kalıyor. Aynen. Zaten arkadaşlar bu sadece şey değil. AVM'ye girme, mağazanın içinde. Mağazanın içinde de mesela ayakkabılarda %50 indirim var. Oraya gittiğinde şey uygulama sana otomatikman notif gönderiyor. Bence bu çok güzel bir teknoloji. Kullanılması gerekiyor. Ben bunu kullanan bir mağaza olsa özellikle gider oradan alışveriş yapmaya çalışırdım. Beacons ile ilgili unutmadan şunu da ekleyelim abi. İlla ki hani mağaza olarak düşünmemek lazım. Mesela müze, sergi dolaşmayı seviyorsunuz diyelim. Bir eserin başına geldiniz, o eserle ilgili bilgiler takır takır sizin geliyor. Uygulamanıza Eyvallah. Geliyor. Beacon'larla ilgili şunu da söyleyelim Çağdaş. Atlamadan Beacon daha lokal çalışan bir sistem. Daha küçük alanlar için. Daha küçük alanlar için. Aynen. Bir de geofencing dediğimiz geofencing bir olay var. Geofencing'e hemen girelim, onu bu da bu da aslında Beacon'a yakın bir mantık abi. Yakın ama daha geniş alanlar için. Geofencing'de arkadaşlar bir bölgeler belirliyorsunuz kendinize. Kullanıcı oraya gittiğinde ilgili bildirimi almasını sağlıyorsunuz. Aynen, yani aynen. O bildirimin yöntemini belirleyebiliyorsunuz. Yani o alanda uygulamayı açtığında, o alana girdiğinde falan da filan da gibi bölümler. Ya bak şöyle bile kullanılabilir, hani belki çok uç bir örnek ama bir ekmek fırınısın. Taze ekmek çıktı. Çok tatlı olur. Gönder bildirim aynen. Abi millet cayır cayır koştursun. Komşulara ekmek taze aynen. Ekmek çıktı. Diye. Şimdi gelelim receiver, yani bayilik çevirisine, bayilik meselesine. Bayilikte arkadaşlar aylık böyle 200 euro gibi paraya karşılık istediğiniz kadar limitsiz uygulama geliştirebiliyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. Yani sen diyelim bir ajanssın ya da bir kişisin. Buraya işte bayilik başvurusunda bulunuyorsun, bayiliği alıyorsun. O saatten sonra sen dükkan dükkan gezebilirsin artık. Aynen. Mesela yani, ben X dükkanı uygulamasını yapacağım. O adamdan sen istediğin parayı al, uygulamasını da burada uygulamayı yap. Ondan sonra yayınla. Uygulamadan çok bahsettik abi. Unutmadan şunu ekleyelim bence araya. Bir virgül çekmiş olalım. Eğer bir eğitim kurumuysanız veya kar amacı gütmeyen bir kurumuysanız yıllık %20'lik bir indirim var size Good Barber'ın. Bence kaçırılmayacak bir fırsat. Güzellik diyelim. Aynen. Şunu da söyleyelim. Yani şimdi bu uygulamayı telefonumuza çıktı alabiliyoruz tabii ki de. Burada uzun uzun anlatmaya gerek yok. Yine şurada bulunan karttan bir önceki videoda bunu anlatmıştık arkadaşlar. Orayı izleyebilirsiniz. Oldukça basit bir orada sistem. O biraz daha teknik bir video. Evet. Hani nasıl uygulamanızı işte marketlere yüklersiniz, telefona nasıl yüklersiniz diye. Artık videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada Good Barber'a ulaşmak isterseniz hemen aşağıdaki bağlantıdan üye olup 30 günlük ücretsiz deneme sürümünüzü aktif edebilirsiniz. Ben de şunu söylemek istiyorum. Siz Good Barber üzerinden nasıl bir uygulama geliştirmeyi planlıyorsanız yorumlar. Yorumları bir atın. Belki çok übersonik bir şeyler de çıkabilir. Senin mesela ekmek örneğin çok iyiydi yani. Fırın açalım seninle. Aynen. Aynen. Onun gibi güzel örnekler bekliyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca uygulama fikirlerinizi de bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Millet üst tarafta iki tane video duruyor. Bunlara tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca ortamızdaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Ben hep burayı gösterdim lütfen. Olsun, sorun yok. Ben söyleyeyim.